Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde görevli coğrafya öğretmeni Ferit Özdemir. YKS soru çözümleri çalışmasında sizlerle 2018-2021 tarihleri arasında temel yeterlilik ve alan yeterlilik sınavlarında çıkan coğrafya sorularının çözümlerini yapacağız. Bu dersimizde 2020 alan yeterlilik testindeki Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilimler 1 Coğrafya sorularını çözeceğiz. Soru 35. Genel olarak engebenin fazla olduğu alanlarda yağış, sıcaklık, nem gibi iklim elemanları kısa mesafelerde değişiklik gösterdiği için bu alanlarda engebenin az olduğu alanlara göre biyoçeşitliliğin daha zengin olması beklenir. Haritada numaralandırılan alanların hangilerinde bu nedene bağlı olarak biyoçeşitliliğin daha zengin olduğu söylenebilir. Ön bilgide belirtildiği gibi, engebenin fazla olduğu alanlarda sıcaklık, yağış ve nem gibi iklim elemanları kısa mesafelerde önemli değişiklikler göstermektedir. Buna bağlı olarak Engebeli alanlarda biyoçeşitlilik daha fazladır. Çünkü canlıların yaşayabilmesi için en uygun ortam yani optimum ortam sıcaklık ve nem koşulları gerektirmektedir. Sıcaklık ve nemin kısa mesafelerdeki değişimi farklı özellikteki yaşam ortamlarının oluşmasını sağlamaktadır. Buna bağlı olarak sıcaklık, nem, yağış özelliklerinin kısa mesafelerde değişmediği Engevenin az olduğu alanlarda ise biyoçeşitlilik daha azdır. Harita üzerinde numaralandırılan alanları incelersek, bir numaralı alan Ergene Ovası'nda bulunmaktadır. Ovalarda sıcaklık, nem, yağış özellikleri kısa mesafelerde fazla değişmediği için biyoçeşitlilik zenginliği bir numaralı alanda genel olarak daha az olacaktır. 2 numaralı alan Doğu Karadeniz dağlarında bulunmaktadır. Engebeli alanlarda sıcaklık, nem, yağış özellikleri kısa mesafelerde değişiklik gösterdiği için biyoçeşitlilik zenginliği 2 numaralı alanda daha fazla olacaktır. 3 numaralı alan Harran ve Ceylanpınar ovalarında bulunmaktadır. Engebinin az olduğu alanlarda, sıcaklık, nem, yağış özellikleri kısa mesafelerde fazla değişmediği için biyoçeşitlilik zenginliği burada da Ergen Ovası'nda olduğu gibi daha az olacaktır. 4 numarada ise Batı ve Orta Toros dağlarının uzantıları yer almaktadır. Aynı iki numaralı alan gibi burada da engebeye bağlı olarak sıcaklık, nem, yağış özellikleri kısa mesafelerde hızlı değişiklik gösterdiği için biyoçeşitlilik zenginliği daha fazladır. Bu nedenle haritada numaralandırılmış alanlardan dağlık ve engebeli arazilerin fazla olduğu 2 ve 4 numaralı alanlar biyoçeşitlilik zenginliğinin daha fazla olduğu alanlardır. Doğru cevap D seçeneğidir. Soru 36. Dünya ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ve sermayenin küresel dolaşımını kontrol eden şehirler küresel bir etkiye sahiptir. Bunlar aynı zamanda mal, hizmet, bilgi ve kültür alanlarında küresel ölçekte birer üretim ve dağıtım merkezleridir. Bu nitelikler aşağıdaki şehirlerin hangisinde daha azdır? Şehirler etki alanına göre küresel, bölgesel ve yerel olarak gruplandırılabilir. Küresel etkiye sahip şehirler ulusal ve uluslararası ticaret, borsa, bankacılık, sigortacılık, ulaşım gibi ekonomik faaliyetlerin bulunduğu şehirlerdir. Ayrıca bu şehirlerde bilim, teknoloji ve sanatta uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlar yer alır. Dolayısıyla bu tür şehirlerde ortaya çıkabilecek sosyal, ekonomik ve siyasi olaylar tüm dünyayı etkilemektedir. Küresel etkiye sahip şehirler genellikle gelişmiş ülkelerde yer almaktadır. Bölgesel etkiye sahip şehirler. Bazı ülkelerde yer alan büyük şehirler küresel boyuttan çok bölgesel etki alanına sahiptir. Dolayısıyla bu şehirlerde meydana gelen toplumsal, ekonomik ve siyasi olaylardan herhangi biri daha çok o ülkeyi ya da yakın çevresindeki ülkeleri etkiler. Yerel etkiye sahip şehirler. Etki alanları geniş olmayan, işlevsel özelliklerin bulunduğu ve nüfus miktarının az olduğu şehirlerdir. Dünyadaki şehirlerin önemli bir kısmı yerelde etkili olup daha çok tarım ve tarıma dayalı sanayi faaliyetlerinin ön plana çıktığı şehirlerdir. Bu bilgiler doğrultusunda sırasıyla seçenekleri incelersek. A seçeneğinde verilen Lisbon. Yaklaşık 2 milyon 900 bin nüfusa sahiptir ve Portekiz'in başkentidir. İdari fonksiyonuna ve liman fonksiyonuna sahip olan şehir, her ne kadar bulunduğu ülkenin en büyük şehirlerinden biri olsa da yapılan faaliyetlerin sınırlı bir çevreyi ilgilendirmesinden dolayı etki alanı bölgesel düzeydedir. B seçeneğinde verilen Paris Fransa'nın başkentidir. Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip olan şehir Fransa'nın idari merkezi ve en büyük şehirlerinden biridir. Bunun dışında şehrin ticaret, moda, turizm ve ulaşım gibi birçok fonksiyonu bulunmaktadır. Bu özellikler şehrin küresel etkiye sahip olmasını sağlamıştır. C seçeneğindeki New York'un nüfusu yaklaşık 21 milyondur. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük şehirlerinden biridir. Finans kuruluşlarına, küresel borsa faaliyetlerine ve Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne ev sahipliği yapmaktadır. Şehrin liman, ulaşım, turizm gibi fonksiyonları da bulunmaktadır. Bundan dolayı şehir küresel etkiye sahiptir. D seçeneğinde verilen Tokyo yaklaşık 39 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehirleri arasında ve Japonya'nın başkentidir. Şehrin idari fonksiyonunun yanı sıra ticaret, liman, ulaşım, sanayi ve teknoloji gibi alanlarda da fonksiyonları bulunmaktadır. Tokyo bu özellikleriyle küresel etki alanına sahip şehirler arasındadır. E seçeneğinde verilen Londra yaklaşık 11 milyon nüfusa sahiptir ve İngiltere'nin başkentidir. Şehir, idari fonksiyonlarının yanı sıra ticaret, ulaşım, finans, turizm, eğitim gibi fonksiyonlara da sahiptir. Londra bu özellikleriyle küresel etki alanına sahiptir. Verilen şehirler arasında Lisbon'un etki alanı diğerlerinden daha dardır. Bu nedenle sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Soru 37. K ülkesi nüfus artış hızını artırıcı. L ülkesi ise nüfus artış hızını azaltıcı politikalar izlemiştir. Her iki ülkede uzunca bir dönem uyguladıkları bu politikalarda başarıya ulaşmıştır. Bu ülkelerle ilgili olarak yargılardan hangileri doğrudur? Nüfusun miktarına ve niteliğine göre alınabilecek önlemlerin tümüne nüfus politikası denir. Nüfus politikaları üç ana başlık altında toplanabilir. Nüfusun artış hızının düşürülmesini amaçlayan, nüfus artış hızını azaltmak. Genel olarak sahip olunan kaynaklara oranla nüfus miktarının çok fazla olduğu ya da ekonomik büyümeye oranla nüfus artış hızının yüksek olduğu yerlerde uygulanır. İkinci politika, nüfus artış hızını yükseltmeyi amaçlayan politika nüfus artış hızını artırmak. Genel olarak sahip olunan kaynaklara oranla nüfusun az olduğu ya da ekonomik büyümeye oranla nüfus artış hızının düşük olduğu yerlerde uygulanır. Bir diğer politika, mevcut nüfusu koruma ve nitelik yönünden iyileştirmeyi amaçlayan politika. Bu da genel olarak, sahip olunan kaynaklarla nüfus miktarının ya da ekonomik büyüme ile nüfus artış hızının paralel olduğu yerlerde uygulanır. Soruda verilen yargıları incelersek. 1. K ülkesinde genç nüfus oranı artmıştır. K ülkesi nüfus artış hızını artırıcı politikayı gerçekleştirdiği için doğum oranlarının artışına bağlı olarak genç nüfus oranında bir artış olacaktır. Bu yargı doğru. 2. K ülkesinde yaşlı nüfus miktarı azalmıştır. K ülkesinin nüfus artış hızını artırıcı politikayı gerçekleştirmiş olması ülkede yaşlı nüfus miktarını azaltmaz. Yaşlı nüfus oranı azalabilir. Fakat orandaki bu azalma yaşlı nüfus miktarının azaldığı anlamına gelmez. Bu ifade yanlış. L ülkesinde Doğum oranı azalmıştır. L ülkesi nüfus artış hızını azaltıcı politika izlemiş ve izlediği politikada başarılı olduğu için L ülkesinde doğum oranı azalmıştır ifadesi doğru. L ülkesinin genç nüfus oranı artmıştır. L ülkesi nüfus artış hızını azaltıcı politika izlediğinden doğumların azalmasına bağlı olarak genç nüfus oranında da azalma görülür. Bu nedenle L ülkesinin genç nüfus oranı artmıştır ifadesi yanlış. Verilen yargılardan 1 ve 3 doğrudur. Doğru cevap B seçeneğidir. Soru 38. Türkiye'nin önemli kalkınma projelerinden biri de Doğu Karadeniz projesidir. Bu projenin hayata geçmesiyle bölgede birçok değişimin olması beklenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu projeye bağlı olarak beklenen değişimlerden biri değildir? Doğu Karadeniz projesi. Amasya, Artvin, Bayburt, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu Reze, Samsun, Tokat, Trabzon olmak üzere 11 ilimizi kapsayan bir kalkınma projesidir. Bu projenin amaçları başta yaylacılık olmak üzere turizm faaliyetlerini geliştirmek, doğal kaynakların daha verimli kullanımını sağlamak, bölgenin sosyo kültürel gelişimini sağlamak, ekonomik yapıyı güçlendirmek, ulaşım ve iletişim hizmetlerini güçlendirmek, kıyı kesimde ürün çeşitliliğini artırmaktır. Seçenekleri değerlendirirsek. A. Başta yayla alanlarında olmak üzere turizm faaliyetlerinin gelişmesi. Projenin doğrudan amaçlarıyla ilgili bir ifadedir. Bölgede projeye bağlı olarak beklenen değişimlerden biridir. B. Ulaşım hizmetlerinde daha az sorunun yaşanması. Bu seçenekte belirtilen ifade de Yine projenin amaçlarıyla ilgili olduğundan, projeye bağlı olarak beklenen gelişmelerden biridir. Fakat C seçeneğindeki yeraltı zenginliği rezervlerinin korunması bölgede projeye bağlı olarak beklenen gelişmeler arasında gösterilemez. Çünkü projenin esas amaçlarından birisi de var olan doğal kaynakların verimli, sürdürülebilir kullanılmasıdır. Bu nedenle Doğru cevap C seçeneğidir. D seçeneğindeki balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ifadesi de Doğu Karadeniz projesinin doğrudan amaçlarıyla ilgilidir. Yani proje ile gelecekte bölgede beklenen gelişmelerden biridir. E seçeneğindeki orman varlığının daha etkili ve verimli kullanılmasının sağlanması da Projenin temel amaçları arasında yer almaktadır. Soru 39. Bazı ülkeler siyasi, askeri ve ekonomik açıdan işbirliği yaparak kimi örgütlerin kurulmasını sağlamışlardır. Bu örgütlerin bir kısmının ortak amacı üye ülkelerin ticari çıkarlarını korumak ekonomik, bilimsel ve teknolojik işbirliği yapmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda 1992 yılında İstanbul'da kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir? Seçeneklerde verilen örgütleri açıklarsak. A. İslam İşbirliği Teşkilatı. 1969 yılında İslam Konferansı Örgütü adıyla İsrail'in işgali altındaki Mescid-i Aksa'nın yakılmasına tepki olarak kurulmuştur. Örgütün ismi 2011 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı olarak değiştirilmiştir. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın amacı İslam dünyasının hak ve çıkarlarını korumak, üye ülkeler arasındaki işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmektir. B. Gelişen 8 ülke 1997'de İstanbul'da kurulmuştur üye ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini ön planda tutarak gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki konumunu iyileştirmeye amaçlayan bir kuruluştur. c. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 1961 tarihinde Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü'nü yerine geçmiştir. Türkiye'nin de kurucu üyeleri arasında yer aldığı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün başlıca amaçları üye ülkelere kendi kendine yetecek ekonomik gelişme ve istihdamı sağlamak, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmalarına katkı sağlamak, uluslararası ticaretin yapılan taahhütlere bağlı kalınarak ve ayrımcılık uygulamadan gelişmesini desteklemek. D. De Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı. 1992 tarihinde Türkiye'nin öncülüğünde İstanbul'da kurulan ekonomik ve bölgesel bir örgüttür. Merkezi İstanbul'da olan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın amacı üye ülkelerin mevcut potansiyellerinin yanı sıra coğrafi yakınlık ve ekonomik anlamda birbirlerini tamamlayan özelliklerinden yararlanmaktır. Böylece üye ülkeler arasında ekonomik, teknolojik ve sosyal ilişkilerin geliştirmesi sağlanacak ve Karadeniz Havzası barış, istikrar ve refah bölgesi haline gelecektir. Soruda verilen özellikler Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ile ilgili olduğundan doğru cevap D seçeneğidir. E. Uluslararası Çalışma Örgütü 1919'da Milletler Cemiyeti ile birlikte kurulmuştur. Birleşmiş Milletler'in kurulmasıyla Uluslararası Çalışma Örgütü 1946 yılında Birleşmiş Milletler'in ilk uzmanlık kuruluşu olmuştur. Örgüt, ülkelerdeki çalışma yasalarında ve bu alana ilişkin uygulamalarda standartları geliştirmek ve ileriye götürmek gibi amaçla kurulmuştur. Soru 40. İnsan ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan doğal kaynakların miktarı ve çeşidi sürekli artmaktadır. Bu kaynakların kullanılması sonucu ortaya çıkan atıkların bir kısmının geri dönüştürülmesi çeşitli yararlar sağlamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu yararlardan biri değildir? Geri dönüşüm, atıkların bir takım işlemlerden geçirildikten sonra ikinci bir ham madde özelliği kazanmasını sağlamaktır. Geri dönüşüm sayesinde doğadaki kaynaklar korunmakta, enerji tasarrufu sağlanmakta, atık miktarı azalmakta, çöp alanlarının ömrü uzamakta ve ekonomiye katkı sağlanmaktadır. Geri dönüşümün yararlarını seçeneklerle ilişkilendirirsek. Tüketim ürünlerine bağlı olarak ortaya çıkan atıkları azaltacağından, çevreye verilen zararın azaltılması Atıklardan yeni ham madde elde edilmesini sağlayacağından doğal kaynak kullanımının azaltılması, elde edilen ikinci ham maddelerin daha kısa süreçlerden geçerek elde edileceğinden enerji tasarruflarının sağlanması, doğal kaynak kullanımının azaltılması, daha az enerji tüketilmesi ve daha ucuz ham madde elde edileceğinden ülke ekonomisine olan katkının artması, atıkların bir kısmının geri dönüştürülmesinin yararları arasındadır. Fakat E seçeneğinde yer alan atık depolama alanlarının sayıca artması, etkin bir geri dönüşüm sisteminin kurulamadığının, atıkların dönüştürülmeden doğada biriktirildiğinin göstergesidir. Atık depolama alanlarının sayısının artması yararlardan birisi değildir. Sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. Sevgili öğrenciler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.